Meyve Hanım teyze. İsteme. İşte böyle Firuzeciğim. Bana git dedi. Ben de intikamımı böyle alacağım. Tarlaları satacaksınız. Yalanacağım. Duvarınıza boydan boya televizyon yaptıracaksınız. Devamlısı kadar. Sizce bu iyi bir intikam planı mı? Tabii ki değil. Ama Suzan anca bu dilden anlar. Ne bileyim Mehba Hanım teyze. Siz de Suzan Hanım da çok iyi insanlarsınız. Kendinizi biraz zorlasanız gül gibi geçinip gidersiniz. Ama ne alıp veremediğiniz var ben bir türlü anlamadım. Geçinemiyoruz işte. Sen onu boş ver. Bana alındın mı onu söyle. Ne için? Tarlaları satıyorum diye. Hiç olur mu öyle şey Mehba Hanım teyze? Ben o zaman da şimdiki gibi Suzan Hanım'a kızgın olduğunuz için... ...şakadan bana tarlaları vasiyet ettiğinizi gayet iyi biliyorum. Aşk olsun ben böyle şeyi şakadan vasiyet eder miyim? Gayet ciddiyim. Yalıya taşınırken seni de yanımda istiyorum. Seni de, kocanı da, çocuklarını da. Sonra günü gelir ben bu dünyadan göçerim. Her şeyim size kalır. Ne? Gelmem deme. Darılırım. Ama Mehba Hanım teyze, ben yıllardır bu insanların yanında çalışıyorum. Sizi de çok seviyorum ama bu çocukları, bu aileyi bırakıp gelip sizin yanınızda çalışmam doğru olmaz. Çalış diye demiyorum kız. Yalıda bir sürü yardımcı tutarız. Nasıl yani? Şöyle diyorum Firuze, seni yalıya hizmetli değil bir hanım olarak davet ediyorum. Gözlerini kapa bir hayal et. Sen, ben, ailen güzel bir yalıda yaşıyoruz. Büyük, dev bir televizyonumuz var. Demin seyrettiğin diziyi orada seyrediyoruz. Hadi bak ben hayal ediyorum. Hadi. Fatma Hanım. Fatma Hanım bir bakar mısınız? Fatma Hanım ben çay ve kek rica ediyorum. Baş üstüne Firuze Hanım. Ben de bir kola daha istiyorum. Baş üstüne Mehbibe Hanım pardon. Başka bir arzunuz? Çocuklarım neredeler? Odalarındalar efendim. Çikolata yemiyorlar vermiyorsunuz değil mi? Tembihlediğinizden beri vermiyorum efendim. Aferin. Günde sadece bir tane çikolata yemeliler. Kapıya bakabilirsiniz Fatma Hanım. Geldiler. Ben kalkayım da onlar buraya otursun. Öyle mi? Sakın. Sen burada oturacaksın. Suzan bu rahatsız koltukta oturacak. Bizim yalıya en sevdiği filmi büyük ekranda seyretme hayaliyle gelip kıyı köşede seyretsin de gününü görsün. Bana yaptığı zulmü daha iyi anlar. Suzan Hanımlar geldiler efendim. Buyursunlar. Buyurun. Efendim iyi akşamlar. Öpeyim hala. Hoş geldin yalaka. Yalıya taşınınca halan olduk tabii. Nasılsın Suzan? Dönek ne olacak? Yalıya taşınınca Suzan olduk tabii. Merhaba Firuze. Halacığım beni hiç görmüyorsun. Buraya kadar geldim. Ha. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Gel otur canım otur. Yok ben oturmayacağım. Ben siz film seyrederken bahsetmek istiyorum. Kocan nerede? O mutlaka bahsediyor. Yukarıda. Ama sen yolu bilmezsin Avni. Fatma göstersin. Eve az gelip gittiğin evet. İçin diyorum. Tamam. Fatma. Buyurun Avni Bey. Yukarısı nerede? Yukarıda. O zaman gösterin bana. Önden buyurun. Tamam ben göstereyim. Buyurun. Ah, film başlığı da çok olmamış. Şöyle kuralini de sevdim. Ayhan abi çok. Oraya değil. Buraya. Buraya otur. Pek rahat değil ama idare edeceksin Suzancığım. Malum misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Oh.
vallahi ne yalan söyleyeyim. Hayal etmek bedava nasıl olsa. Ne hayali kızım? Gerçek diyorum, gerçek. Ben buradan doğru emlakçıya gidiyorum. Tarlaları sattırıp sana bana bir yalı baktırıyorum. Mevvanım teyze, siz ciddisiniz. Hala inanmıyorsan bekle, bugüne yarına görürsün. Yeter ki emlakçı tarlaları hemencecik satsın. Benle geleceksin değil mi? Bilmem. Önce Betüş Hanım'a, sonra da Davut'a sormam lazım. Onlar devede kulak. Hadi ben gidiyorum. Gidişatı sana haber veririm. Tamam. Ne diyeyim, Allah işinizi rast getirsin Mevvan teyze. Amin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.